Türkiye'nin dört bir yanında paralel iddialarıyla başlatılan operasyonlar devam ederken soruşturmaları yürüten başsavcılara lüks makam araçları tahsis edildi. Ya bu devlette bu içinde benim öylesine israflar var ki, öylesine masraflar var ki anam 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 anam. Özgür Düşünce gazetesinin haberine göre Adalet Bakanlığı lüks marka 9 makam aracı satın aldı. Lüks otomobillerin her birine 300 bin lira para ödendi. Bunun için Adalet Teşkilatı'nı Güçlendirme Vakfı'nın bütçesinden eski parayla tam 2,7 trilyon lira çıktı. Türkiye'nin milli gelirinde Türkiye'nin bütçesinde çerez parası değil, çerez. Çerez parası değil. Servet değerindeki makam arabalarından 4'ü cemaat soruşturmalarını organize eden başsavcılara verildi. İstanbul Başsavcılığına 2, Ankara ve İzmir Başsavcılarına birer araç tahsis edildiği öne sürüldü. Geriye kalan 5 otomobil ise müsteşar yardımcılarına gitti. Vakıf parasıyla alınan makam araçları yargıda tartışma konusu oldu. Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kenan İpek'in başkanlığını yaptığı vakfın bütçesine belirli hakim ve savcılar için harcaması, bakanlık yargıçlar arasında ayrımcılık yapıyor eleştirisine sebep oldu.